Bir beyaz bulut gibi geçiyor köpükler önünde Deniz Harp Okulu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin göz bebeği olan askeri okulların yeniden açılması için başlatılan mücadele büyüyerek devam ediyor. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Beşiktaş Meydanı'nda saat 13.30'da başlatılan ikinci nöbete genci yaşlısı, yüzlerce vatansever ve çok sayıda emekli komutan katıldı. Eski donanma komutanı emekli Oramiral Nusret Güler de eyleme destek veren isimlerdendi. Askeri okulların kapatılması o kadar büyük bir olay ki ben diyebilirim ki size son 20 yılın en büyük hatası askeri liselerin kapatılmasıdır diyorum. Hayatidir diyorum. Çok önemli demiyorum. Hayatidir diyorum. Güner, askeri okulların kapatılmasının Amerika ve batılı ülkelerin projesi olduğunu vurguladı. Batı Türkiye'yi zayıflatmaya karar verdi. Türkiye'nin zayıflatılması projesinin esas ayağı şuydu. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni zayıflatırsanız Türkiye'yi zayıflatırsınız. Ordunuz yoksa ayak altında kalırsınız. Türkiye'nin bütünlüğünü, vatanını, namusunu, bekasını savunamazsınız. Eylemin öncülerinden Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu üyesi Hıdır Hokka mücadeleyi yükselteceklerini belirtti. Sizin ordunuz yok. Şu anda Cumhuriyet ordusu var. Cumhuriyet ordusuna bu millet sahip çıkacak ve okullarda açılacak değerli arkadaşlar. Balyoz kumpasında hedef alınan emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz da nöbet mücadelesinin zaferle sonuçlanacağını vurguladı. Yeniden okullarımızı açacağız, yeniden hastanelerimizi açacağız. Bu inançla yola çıktık ve bunu sürdüreceğiz. Bu okulların böyle kapatılıyor olması böyle bir şey çok, bence çok kötü bir olay. Yani orduya vurulabilecek en büyük darbedir bu. Sessiz çığlık eylemlerindeki zaferi hatırlatan CHP milletvekili Dursun Çiçek ise şimdi mücadele askeri okullar için yürütülüyor dedi. Sessiz çığlıklar şimdi askeri eğitim kurumları için devam ediyor. 30 Ağustos'ta kendi isteğiyle emekliye ayrılan Albay Battal Çınar da askeri okullardan mezunlara seslendi. Evet. Askeri okul mezunlarını buraya çağırıyorum. Evet, o askeri okul mezunları buraya gelecekler. Evet, okullarına onlar sahip çıkacak. Kapatılan askeri okulların öğrencileri ve yakınları da Beşiktaş Meydanı'ndaydı. Öncelikle hepimizin amacı askeri okulların açılması, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Atatürk'ün izinde ve Cumhuriyet'in ilkelerine bağlı olarak eski itibarına kavuşmasıdır. Asıl amacımız budur. Bu hafta ikincisi gerçekleştirilen askeri okullar açılsın nöbeti her hafta aynı saat ve aynı yerde okullar açılana kadar devam edecek. Askeri okullar yeni açılsın.